Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma Türkiye Yüzyılı adlı vizyon toplantısına davet edilen muhalif gazeteciler içerisinde ben de vardım. İlkin herhangi bir basın etkinliği olarak gördüğüm için gitmeyi kabul ettim. Ardından bu davetin açılım olduğu yazılıp çizildi. AK Parti'nin kovdurduğu, susturduğu ve ekmeğe muhtaç ettiği muhalif gazetecilerden bazılarını yeni seçim stratejisi çerçevesinde vizyonunda dekor olarak kullanmak istediğini fark edince etkinliğe katılmaktan vazgeçtim. Erdoğan'ın vizyon belgesi açıklamasını televizyonda izlerken haklı olduğumu gördüm. Bakanlar ve milletvekilleri tribünleri doldurmuş, salonun orta yeri ise üniformalı gaziler ve sporcuların yanı sıra muhalif gazetecilere de yer ayrılmıştı. Gazeteciler Erdoğan'ın mahiyetine dönüştürülmüştü adeta. İktidar bu yolla muhaliflerini makbül ve müzmin diye ayırıyor. Makbül olanlar Erdoğan'ı soru sormadan dinleme lütfuna kavuşurken, müzminler ise arkadan kelepçeli şekilde gözaltına alınıyor. Bir kereye mahsus kaldırılan akreditasyon, bugün halen sürüyor. Radyo ve televizyon üst kurulu Üngiyotini muhalif televizyonlara inip kalkıyor. AK Parti Türkiye'sinde gazeteciler açısından dün ile bugün, bugün ile yarın arasında değişen hiçbir şey yok. Halk TV her an kararabilir örneğin. Sözcü yine basılabilir. Evrensel'in ilanı kesilebilir. AK Parti'nin kimi muhalif gazetecileri davet etmesi ne kadar içten bir çağrı ise Erdoğan'ın, Türkiye yüzyılındaki konuşması da o kadar içten bir sesleniş. Metin 36 sayfa Süreye vurduğunuzda 1 saat 40 dakika. Hem konuşmayı dinledim hem metni okudum. Erdoğan, konuşmasında bir kez olsun Bay Kemal demedi. Zillet diye hey heyheylenmedi. Geziye dokunmadı. FETÖ'den gidip PKK'dan çıkmadı. Altılı masanın altındaki yedinciden söz etmedi. Toplumsal barış mesajı verdi. Şöyle dedi, Bugün burada yıllarca ülkemizi kutuplaştıran, insanımızın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışmaları, tüm ayrışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için bir araya geldik. Sanırsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiriyor. Çünkü Türkiye'de muhabbet iklimine zarar veren bir tartışma varsa Erdoğan'dan ötürü. Bir ayrışma varsa Erdoğan yarattı. Akşener'in uğradığı linci, daha dur, bunlar iyi günler diye alkışlayan, Gezi Parkı'ndaki kadınlara sürtük diye hakaret eden, Sezen Aksu'yu dilini koparmakla tehdit eden, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve eşine çocuk yapma tavsiyesinde bulunurken, bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu var, diyerek. HDP'lileri teröristlikle suçlayan. Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş için, bu adam Kürt değil diyen kendisi değilmiş gibi. Erdoğan aynı konuşmasında Türkiye yüzyılını şu sözlerle açıklıyor. Türkiye yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Bir kesim hariç eşcinseller Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini bu hafta meclise getireceklerini belirtirken, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği hazırladık diyor. Erdoğan, hem nefret yerine sevgi siyaseti ikame ettiklerini ileri sürüyor, hem de seçimde muhalefeti aile düşmanı ve LGBT yanlısı göstermek üzere eşcinsellik nefretini körüklüyor nasıl ki eşcinselliği İstanbul Sözleşmesi ile olunabilen bir yönelim sayıyorsa, anayasa değişikliğiyle de dolaylı şekilde suç kapsamını almayı planlıyor. Cinsel yönelimlerinden ötürü baskı altında olan eşcinseller bu sürecin sonunda, yaşadıkları evlerden atılacak, işlerinden edilecek, belki de sokaklarda şiddetin hedefi olacak. Hortum Süleyman şu hal karşısında katıla katıla gülse yeridir. Beyoğlu Emniyet Müdürü Kent travestileri hortumla dövdüğü için, adı Hortum Süleyman'a çıkan Süleyman Ulusoy, bu şöhretinden ötürü 15 yıl önce MHP'den milletvekili adayı bile olamamıştı. Şimdi anayasa değişikliği kabul edilirse devlet, elinde hortumla eşcinsellerin kapılarında gezecek. Hortum Süleyman iktidarda. Durun durun, bundan daha gülüncü var. Erdoğan bir yandan Türkiye yüzyılının kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetinin adı olduğunu söylüyor. Diğer yandan Kanal İstanbul'un Türkiye yüzyılı için verdikleri sözlerden biri olduğunu belirtiyor. Halbuki AK Parti'nin seçmenleri dahil toplumun çoğunluğu Kanal İstanbul'a soğuk bakıyor. Bu olsa olsa devlet hazinesini beşli çetenin cebiyle bütünleştirme siyaseti olabilir. Bir de kucaklama siyaseti demiyorlar mı? Kahkaha atasım geliyor. Artık nasıl bir kucaklama ise. Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul'a dair itirazlarının haklı olduğunu ve toplumda karşılık bulduğunu bildiği için konuşmasının bu anında asabı bozuluyor. Fronterdan çıkıyor. Doğaçlama şekilde konuşmaya devam ediyor. 95 saniye boyunca şunları söylüyor. Muhalefet ne diyor? Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adıma karşı çıktınız. Çünkü dikili bir taşınız yok ya. Bizler Kanal İstanbul'u yapacağız diyoruz. Onlar diyor ki olmaz yapacağız. Bakınız köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız neyle Kanal İstanbul'la. Ama bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar. Erdoğan, 1 saat 40 dakikalık konuşmasında bir kez metinden çıkıyor, o da bu 95 saniyelik bölümde. Bu bölümde iki kez muhalefet diyor. Birlik, bütünleştirme, kucaklama ve özgürlük sözcükleriyle bezenen Türkiye vizyonunun ucu sıvası pul pul dökülüyor. Ne beraberlik kalıyor, ne muhabbet iklimi. Çünkü vizyona giren değil, gerçek Erdoğan konuşuyor. Erdoğan'ın arzuladığı Türkiye yüzyılı aslında bu 95 saniyede saklı. Halkın itirazlarına rağmen verimli tarım alanlarını inşaata açarak, hazine garantileriyle doğmamış bebekleri borçlandırarak ve iktidarının ömrünü uzatmak. Muhalefete hakaret etmek. Erdoğan'ın vizyonu tam olarak budur.